İsteyelim. Evet, bu evi alacak kişi bizi mangala çağırsın değil mi? Çağırsın abi, çağırsın bizi. Komisyon artı mangal. Evet. Komisyon artı mangal isteriz. Orada da barbekü yapmış değil mi? Evet evet, bak mutfak. Güzel olmuş ya, güzel. Bak duvarları da böyle yapmış, çok güzel olmuş. Tabii bu arkası normal beton da, bunlar şey, elle yapıştırmalık şeyler, görünüm sağlamış değil mi? Çok da güzel hava katmış. Evet Ertuğrul. Evet abi, ne yapıyorsun, öyle duvara yaslanmışsın? Geldik. Burada güzel bir ev var. Güzel bir ev değil mi? Evet evet, çok güzel duruyor. Keyifli olmuş değil mi? Evet evet. Duvar da keyifli olmuş. Duvar mükemmel. Hazır. Yapmışlar böyle. Çok güzel durmuş değil mi? Güzel göstermiş. Elektriği var. Otomatik kapı. Bu kapı arabayla girmeniz için kumandaya basıyorsunuz. Böyle kendiliğinden açılıyor. Çok güzel olmuş. Hemen burası neresi? Ertuğrul, burası neresi? Burası Yeni Akçapınar. Evet, Yeni Akçapınar. Gönene 6-7 kilometre anca değil mi? Aynen. Bizim orası 3 kilometre. Buradan doğrudan 3 kilometre var. 6 kilometre anca. 6 kilometre mesafede Gönen manzaralı. Evet, sis var. Çok fazla görünmüyor ama aşağısı Gönen, yukarıda kalıyor tepede. Hakim nokta yani. Güzel bir konumu var. Doğa, bakın etrafı. Tarlalar bunlar. Buğday arpa ekilen tarlalar. Dağlar. İşte hemen arka tarafta Alacaoluk Kalesi var. Efendim. Evet, iki köyün arasında kalıyor. Yeni Akçapınar, Akçapınar arasında kalıyor. Yerimiz burası. Değerli dostlar, 220 metrekare, 600 metrekare, 100 metrekare, üstü de 120 metrekare güzel bir balkon yapmış. Barbeküsünü yapmış. Şimdi göstereceğiz. Çok keyifli bir yer. Arabanız da buradan, bakın yolunu yapmış, parke taşı. Parke taşı yapmış. Arabanız da buradan girebilirsiniz. Etrafını böyle çevirmiş. Böyle suni çimlerden burayı da yap, kapatacak suni çimle. Burası da kapanacak yani. O şekilde evimiz burası. Bakın. Şimdi içeriye doğru yavaş yavaş girelim. Evet. Buraları da beton yapmış. Mermer. Güzel de paraya da kıymış yani ha değil mi? Evet. Bak şurayı gösterelim. Buraları da bakın ekim alanı yapmış. Şuralara kıvırcık ekmiş herhalde. Orayı da çevirmiş görüldüğü gibi. Oralara da bu ama gerek yok. Oradan güneş alıyor. Şey yapmaya gerek yok. Evet, buralara da böyle
çamları dikmiş. Bunlar da büyürse çok da güzel olur. Bak buraları da dikmiş. Değil mi? Evet evet. Çok güzel olmuş abi. Güzel olmuş. Evet. Keyifliydi ya. Suyun içinde güzel olmuş. Duvarlar. Bakın duvar olduğu gibi yapmış. Etrafını kapatmış. Tam mahrem olmuş yani. Ön kısmı açık. 800 metrekare. Buranın arsası söyledik mi? Yok. 800 metrekare arsası var. Geniş bir arsa. Toplamda 220 metrekare. Ev. Mal sahibi de balkonda bize bakıyor. Köpek mi var? Isırır mı? Isırmaz mı? Evet, saklandı. Bakın köpek kulübesi de var. Bahçemiz burası. Güzel bir bahçe alanı yapmış yani. Böyle ayrıca çevirmiş. Burayı domates, biber, patlıcan, her şeyinizi buraya ekersiniz. Burayı özel bir alan yapmış, kapı yapmış. Buraya da bir köpek koymuş. Evet, burayı da görüldüğü gibi sınırını çekmiş, betonunu atmış. Böyle güzel bir şekil olmuş değil mi? Bu da güzel bir hava katmış. Yani evet. Yani buraya böyle yapman farklı bir şey olmuş. Bu nereden aklına geldi böyle yapmak? Alt tarafı da bizim. O tarafa da geçiş yapılabilir diye kapıda bıraktık. Ha, orası alan da kişi orasını da alabilir. Ha, burası da satabilirsin. Evet. Burası da kaç metreydi? 790. 790 metrede bitişinde bir arsa var. O da mal sahibini. Burayı almak isteyen orayı da alabilir. Aynen. Değil mi? Almıyorsa da almaz. Aynen. Burayı satıyor. Evet. Buraları hep parke taşı yapmış. Yani bunun tamamını neden parke taşı yaptın? Biraz böyle toprak kalsaydı olmaz mıydı? Araba parkı olmaz. Bir oyun yeri olur. Ha, çocuklar için oyun yeri olur diyor. Ama isteyen bunları buraları kaldırabilir. Arabayı oraya çeker. Buraları çim yapıp çocuklar için. Tabii. Yine ama böyle arkaya düşün. Çim olayını bu yanlara düşün. Bir arkada kamelya düşün. Kamelya evet. Şu şuralara da bir bakalım. Orada da mı bahçe var? Evet. Buraya yine çamları dikmiş bakın. Görüldüğü gibi. Binanın montalamasını yapmış. Bakın montalama. Gidenleri. Buralar yerler parke taşı. Bakın burada da meyve bahçesini de buraya yapın. Buraya ekin. 20 tane 30 tane meyve ağacı yapın. İster buraya kamelya yapın. Farklı bir amaçlı kullanılabilir. Yine oralara bakın suni çimle çevirmiş etrafını. Bu şekilde evimiz görüldüğü gibi. Buradan dolanalım bari. Buraya kazan dairesi de yapılabilir. Değil mi? Kazan dairesi yeri burası. Var. Buralara işte şeyler ekilebilir. Kokulu lavantaydı, şuydu, buydu. Evet. Değil mi? Aynen. Olur yani. Evet, şimdi eve çıkalım mı? Alt kata bakalım. Alt kata bakalım. Evet, alt katı gösterelim. Alt katta şimdi boş değil mi burası? Boş. Böyle geniş bir ara. Böyle balkon. Burası daireye çevrilebilir dedi. Evet abi. Pimapen'le bu şekilde bir kapı yapmışsın. Burayı boş bırakmışsın. Tesisatını hazırlamışsın. Değil mi? Evet. Tüm tesisatlar hazır. Mutfak yeri hazır. Oralar tuvalet. Tuvaleti, banyosu hazır. Sadece ara bölmeleri. Evet. İki aile burada durabilir. Bakın burada o her şeyini yapmışsın sen. Duşakabini koymuşsun. Ne güzel, lavabosunu koymuşsun, geniş bir banyo, sonra burada yine bir tuvalet var ayrıca, çok güzel. Burası mı mutfak yeri? Mutfak alanını buraya düşündük, evet. İstenirse buraya bir cam daha açılabilir diye düşündük. Ha, oradan açılabilir, evet, mutfak orada şeyleri var, mutfak giderleri. Evet. Çok güzel, buraya güzel bir mutfak alanı, çok da güzel olur. Buraya da tek bir salon düşündük. Amerikan mutfaklı bir ev. Yani misafir yeri olabilir evet, burası. Evet. Kalabalık aileler için. Evet. Mesela diyor ki müşteri çocuklarım İstanbul'da yazın geliyorlar. Gelin geliyor, çocuk geliyor, torunlar geliyor. Siz yukarıda oturun. Çocuklar da torunlar da gelsin. Tabii ki. Burada otursun. Tuvaleti tamamen her banyosu şey var. Her şeyi hazır. Mutfakta yapın. Balkonu da hazır. Tam bir bağımsız. Evet. Bir aile yaşayabilir. Değil mi? Buraya biraz masraf yapacaksınız.
Burada da yani istenirse biz kendimiz de yapabiliriz. Yani. Teslim edebiliriz. Ekstradan yapabiliriz diyorsunuz. Evet. Şimdi yukarıya bakalım. Evet. Güzel bir manzarası var buranın. Merdivenleri olduğu gibi mermer yapmış. Evet Ertuğrul, bahçemiz, sebzelerimiz, araç giriş yerimiz, ana yol. Buradan her tarafı şöyle, bakın burada da birisi küçük bir bağ evi yapmış. Ana yol, karşısı Gönen, arabalar geçiyor, buradan yukarı köylere gidiyor. Evet, geniş bir balkon yapmış. Bakın ne kadar geniş. 1, 2, 3, hemen hemen 3 metre, 2,5 metre genişlik. Ağzının tadını biliyor efendim. Evet. Mangalı koymuş. Manzaraya karşı, Gönen'e karşı. Burada balkonda mangal yapmak. Bayağıdır mangal yapmıyorsun. Evet bayağı. Havalar ısındı. Artık bak. Evet bakın cam burayı da geniş yapmış. Oo eşya bile var içinde be. Koltuklar alacak mı acaba? Dur bakalım. İçeride. Alana yoksa beleş mi koltuk? Alana beleşse ben alayım git. Tamam. Buraya bir masa koymuş. Çok güzel. Barbekü harika. Kamera bile var ya. Evet abi kamera her yerde var. Kamera sistemimiz bile hazır değil mi? Uzaktan izliyorsun değil mi? Evet abi internet olduğu zaman hepsi. İnterneti de alır. Buraya da lavabo koymuş hemen barbekü de. Burada da etinizi şeyinizi. Buraya bir dolap koymuş. Şimdi içeriye doğru girelim. Abi yapmışsın böyle güzeller. Hiç çağırmıyorsun bizi ya. Evet yerleri parke yapmış. Çok güzel. Hemen banyo. Çamaşır makinesini koymuş. Sen herhalde bu eşyaları alacaksın mı? Vereceksin mi? Abi içinde de satabiliriz yani. İçinde de. O zaman eşyalı mı yazalım fiyatını? Yoksa eşyasız mı? Eşya hariç yazalım. İstenirse tamam. Eşyalarına katarız. Eşyayı isteyen. Evet duşakabin. Hiç güzel. Kullanılmadı yani bunlar. Şofben var. Şofben var. Tuvalet. Çamaşır makinesi, lavabosu isteyene eşyalı da verilebilir. Güzel yapmışsın ya. Burasını çocuk odası olarak düşündük. Çocuk odası burası. Çocuk odası için koltuklar lüks değil mi? Bunları biz bir yerde buldun, o şekilde istedim. Ha bir yerde buldun getirdin. Buldun yani bir evi beleşe mi geldi? Beleşe değil de uygun bir beleşe bana. Beleşe uygun bir şey. Evet çocuk, bu evi alan çocuk şanslı. Evet, burası yatak odası. Yatak odası, evet güzel. Bakın. İki tane camı var, hem arka bahçe hem yana bakıyor. Dolabı var, güzel. Efendim, duvarlarını şey yapmışsın, dekoratif. Evet, burada bir bakar. Burada da mobilyası. Diğer mobilya şeylerin rengi de güzel olmuş, parkelerin. Evet abi. Çelik kapı da güzelmiş. Burada portmanto var. Bakın. Portmanto. Burada mutfak. Evet. Güzel mini bir mutfak var. Şey de güzel. Uyumlu olmuş. Renkler. Bunlar da paraya acımamışsın. Evet abi. Kapılar, mobilyalar hepsi kendi oturacağımız gibi yapmışsın. Kendi yani. Oturacağın gibi yapmışsın. Burada ışıklandır, aydınlatman var. Buzdolabım var. Buzdolabında ne var? Diyecek şimdi izleyenler diyecek ne görmüşsünüz adam buzdolabı açıyor ama tanıdık olduğu için arkadaş olduğu için evet buraya güzel yani burada yemeğini de ya, yiyebilirsin. Ayrı olsun diye. Evet güzel geniş bir salon evet bu da güzel olmuş evet, ama evet. Şunda şurası olmuş biraz ya, çelişmemiş tek mi? Tek olmadığı için ben onu oraya koydum değişebilir yani yeri. Ha. Aslında burada sadece şömine özel yapım. Bu yani, özel yapım şömine. Bu şömine 260 metrekare evi ısıtabilen bir şey. Bu. Evet abi. Oo. Bu İtalyan malı. Sadece şömineye 15 milyar para verdik. Yani. Vay be. İçi yani, demir mi bunun haznesi? Komple döküm. İtalyan 5 yıl garantili mesela. Bu dışarı veriyor değil mi? Bunu şu, açınca
Şu yukarıdan ısı odasından, yani bunun içi özel kaplı. Boruları falan hepsi özel kaplı yani. Bunun? Tabii. Taş yünüyle, özel taş yün kaplı. O sıcaklık oradan buraya veriyor. Ve üflüyor. Bütün evi ısıtıyor yani. Vay be. Evet abi. Yani biz sobayı öyle biraz daha köy havası olsun diye kendimiz işte ekmek kızartırız falan diye koyduk. Taş evi yapacağım yerlere ben de böyle şömine düşündüm. Evet, güzel yani oldu. Şu 260 metrekare alanı ısıtabiliyor. Buradan bir de üflemeyi arka odalara vermiş şans. Verebiliyorsun. Yani ona ayrı bir şey yapıp ısı şeyi verebiliyorsun. Ama biz dolap var arkasında diye vermedik yani. Vermediniz, evet. Şöyle gösterelim. Bakın buradan perdeleri açtığınız zaman. Şurada evet, koltukta evet. Otururken. Yanları tanıtılabiliyor. Oh, koltuklar da rahatmış. Oh ne güzel bakın. Gece çok aynen güzel oluyor. Değil mi? Mis gibi. Buradan da cam var. Buradan da giriş kısmı araçla girdiğiniz yer. Burayı da görüyorsunuz. Efendim karşıyı da görüyorsunuz. Doğayı da görüyorsunuz. Acayip keyifli bir yer. Giriş kaç metre burası? 28, 30. 32 metre. 32 mi? 32 burası. 32 ile teras var. Oo, burayı da kapattığın zaman var ya. Süper. Kışlık bile burada otur değil mi? Çok güzel. Bu kuzine de güzelmiş. Değil mi? Yakıyorsun değil mi bunu sen? Bunu yakıyorum. Burada ne yapıyorsun? Ekmek kızartıyorum. Vallahi güzel değil mi? Keyifli bir yer olmuş. Keyifli bir ev olmuş. Şimdi zaten bu şömine burada kalıyor. Bu sobayı da herhalde verir misin? Veririz abi. Sobayı da verirsin. Tamam. Şimdi sen burayı yeni yaptın. Evet abi. Bu evi yeni yaptın. Planlı projeli, işli değil mi? İşli. Her şey yani işli. Şu tapuda an herhangi bir sorun yok. Tapuda ev olarak. Ev olarak görünüyor. Evet, bu öyle. Çok önemli. Müşterilerimiz elektriğini, soruyor. Elektriğini, suyunu da köyden getirttirdik. Hepsini buraya kadar yeni direkler çekildi bunlar. Çok hepsi güzel. Buraya kendimiz getirttirdik. Her şeyi hazır. Her şey elektrik, hazır. Su. İskanı çıkarılmış. Evet. Bir tek bizim koymayacağımız kazan var. Bir kazan var. Kazanı yani alacak. Kazan da kendi nasıl isterse onu ya böyle. Kazan niye alıyor ki? Ne için kazan alıyor? Ya petek sistemi var ya. Petek sistemi. Petekleri koyacağım ben. Petekler var. E şimdi bu yani, ya onun şeyi ayrı. Ama hani kışın petek sistemi kullanmak bütün isterse odaları tabii ki istersen. Alt kat burası da dahil hepsi hazır sistem yani. Sistem hazır. Tabii yakacak gelecek yani. Yani. Her şey düşünülmüş. Her şey düşünüldü yani. Yani gerçekten bu sistem çok güzel olmuş. Ekstra bir şey yapmışsın burada. Tabii evet. Onu yani evet. O artı bir maliyet oldu. Ekstra bize. Bir şey yapmışsın. Bunun içi taş mı? Onun içi komple taş yünü kaplama. Taş yünüyle 5 kaplama. Santimlik taş yünü yani kesinlikle yukarı aşağıya veya bunun dışına sıcaklık vermiyor. Kaybolmuyor değil mi? Yani vermiyor. Evet. Sadece havalandırmalardan çıkıyor yani. Evet. Kendin oturacağın gibi yaptığın için evet, her şeyi özel ve kaliteli malzeme kullandın. Yani, hiç eksik bir tarafımız yani. Eksik bir hiçbir şeyimiz yok. Evet, güzel, ev güzel. Bakın burada petek sistemimiz var. Bütün sürgünlüklerim bir bakıma bu sürgünün bir süreyi, bütün törenlerin, şölenlerin, ayinlerin, yortuların dışında sana geldim. Ayaklarına kapanmaya geldim, af dilemeye geldim, affa layık olmasam da uzatma dünya sürgünümü beni. Güneşi bahardan koparıp, aşkın bu en onulmazından koparıp, bir tuz bulutu gibi savuran yüreğime, ah uzatma dünya sürgünümü beni. Nice yoruldum. Ayakkabılarımdan değil, ayaklarımdan belli. Lambalar eğri, aynalar akrep meleği. Zaman çarpılmış atın son hayali. Ev miras değil, mirasın hayaleti. Ey gönlümün doğurduğu, büyüttüğü, emzirdiği. Kuş tüyünden ve kuş sütünden, geceler ve gündüzlerde İnsanlığa anıt gibi yükseltti. Sevgili, en sevgili, ey sevgili,
uzatma dünya sürgünümü benim. Bütün şiirlerde söylediğim sensin, Suna dedimse sen, Leyla dedimse sensin. Seni saklamak için görüntülerinden faydalandım Salome'nin Belkıs'ın. Boşunaydı saklamaya çalışmam, öylesine aşikarsın, bellisin. Kuşlar uçar senin gönlünü taklit için, ellerinden devşirir bahar çiçeklerini. Deniz gözlerinden alır sonsuzluğun haberini. Ey gönüllerin en yumuşağı, en derini. Sevgili, en sevgili, ey sevgili. Uzatma dünya sürgünümü benim. Yıllar geçti, saban ölümsüz iz bıraktı toprakta. Yıldızlara uzanıp hep seni sordum gece yarılarında, çatı katlarında, bodrum katlarında. Gölgendi gecemi aydınlatan eşsiz lamba, hep Kanlıca'da, Emirgan'da, Kandilli'nin kurşuni şafaklarında. Seninle söyleşip durdum bir ömrün baharında, yazında. Şimdi onun birdenbire gelen sonbaharında. Sana geldim, ayaklarına kapanmaya geldim. Af dilemeye geldim, affa layık olmasam da. Ey çağdaş Kudüs, ey sırrını gönlünde taşıyan Mısır. Ey ipeklere yumuşaklık bağışlayan merhametin kalbi. Sevgili, en sevgili, ey sevgili. Uzatma dünya sürgünümü benim. Dağların yıkılışını gördüm bir Venüs bardağında. Köle gibi satıldım pazarlar pazarında. Güneşin sarardığını gördüm Konstantin duvarında. Senin hayallerinle yandım düşlerin civarında. Gölgendi yansıyıp duran Bengüsü pınarında. Ölüm düşüncesinin beni sardığı şu anda. Verilmemiş hesapların korkusuyla sana geldim ayakların.